hiç bunlara kanmayalım. Ne geliyor? Buna bakmak lazım. Yani ne geliyor? Öyle bir şey geliyor ki felaket bir şey geliyor. Ve bu dünyanın en büyük savaş. Şu anda yürütülen şey var ya. Dünyanın en büyük savaşı içerisindeyiz. Millet zannediyor ki topla tüfekle gelecekler. Böyle bir şey yok. İşte bu kanunlarla geliyorlar. İklim kanunuyla geliyor. Diğer kanunlarla geliyor. Ve bizi Böyle böyle bitirecek, içimizi boşaltacak ruhsuz yani bir Üçüncü beden. Yani o 3. Dünya Savaşı toplar, tüfekler bilmem neler değil aslında bu şekilde. Zaten 3. Dünya Savaşı'nın ana merkezi insan bedenidir. Çipler, nano çipler, teller, sıvılar. internet, sıvılar. 3. Dünya Savaşı'nın topları, tüfekleri bunlar. Sahası da insan bedenidir. E çoktan başladı işte bu o zaman zaten. Yani hala 3. Dünya Savaşı çıkacak mı diye sormak abes o zaman. Abes tabii ki çoktan başladı. 3. Dünya Savaşı'nın başladığı tarih 2019 Kasım. 2019 Kasım. Ardından bunun işte biz hem beden yansımalarını görüyoruz. İşte bedenimiz üzerinde tahakküm. Sonra saha yansımaları var. Rusya-Ukrayna Savaşı. Suriye-Türkiye meselesi, diğer meseleler veya İsrail Gazze meselesi. Hı hı. Bütün bunlar başlayan yeni dünya düzeninin ne zaman başlamış? 2019'da. 2019. Yeni dünya düzeninin şu anda çatışma alanları. Bu önce bedenden başladı, beden bir çatışma alanıydı. Ardından bunlar hangi bölgede hangi sistemi kuracağız diye çatışmaya başladılar. Peki neye dönüştürecekler dünyayı? Yedi büyük federasyon, yedi hmm. büyük federasyon, ortadoğu federasyonu, Amerika'nın bulunduğu yerde büyük bir federasyon, ama Amerika'nın parçalanarak yeniden başka bir yere uyumlandırılması ile ilgili, Avrupa'da bir federasyon, Asya'da bir federasyon, Rusya'da bir federasyon, Avustralya'da bir federasyon gibi, bütün bunların oluşturabileceği dünyanın yedi bölge, yedi iklim de diyorlar ya. Yedi büyük federasyon olarak bir araya geleceği bir tek dünya devleti tasarlıyor. Onun şu anda sınır anlaşmazlıkları var. Ha hepsine de karar kılmış biliyor musunuz Ekin Hepsi 2030 ajandasında karar kılmış. Evet hedef hep aynı tarih Bakın, 2030. Bakın Rusya şu anda ne diyor? Ben diyor Ukrayna'da toprak istiyorum kardeşim diyor. Diyor mu diyor tamam. Rusya diyor ki Avrupa'ya ben Avrupa fazla bana müdahale etmeye kalkarsa sağıma böyle yerleşmeye kalkarsa ben nükleer savaş başlatabilirim diyor. Diyor bunları yani. Peki Rusya bunları diyor. Sen zannediyorsun ki Rusya aa muhteşem. Zannediyoruz öyle. Evet Rusya küresel sistemi kafa tutuyor diye düşünüyoruz tabii ki doğal olarak. Çünkü neden? Rusya biraz daha bu hastalık politikalarında gevşek davrandı. Evet. Doğru. Rusya biraz daha bu ajanda 2030 meselelerinde gevşek davrandı. Doğru. Ama çok enteresan bir şeydir. İklim konusunda Rusya aynı bu konuştuğumuz meselelerin uygulanmasında el birliği yapmış diğer ülkelerle. Allah Allah. İş birliği içerisinde. Mesela Sputnik haber kanalına bakın Rusya'nın resmi temsilcisidir. Sputnik karbon kaynaklı küresel ısınmayı kabul eder. Yani Rusya hükümeti, resmi hükümeti karbon kaynaklı, insan karbonu kaynaklı küresel ısınmayı kabul ediyor. Aa hani bu diğerlerinden ayrıydı ya. Hani farklıydı. Ajanda 2030, Klaus Schwab bunların hepsinin babası. Ha bunlar savaşıyor. Çünkü küreselcilerin de kendi arasında bir savaş var. Bunu defalarca söyledik. Daha sinik programımıza çıktığında hatırlayın. Bu hanedanlar arası savaşı anlattık. Küresel hanedanlar evet. arası savaşı anlattık. Doğru var. Ama bu savaş bizim savaşımız değil. Onların savaşı. Onların kendi sülale savaşları. Mal değişim veya dönüşüm savaşları diyelim. Ve bunlar işte oligarklar. Bakın Rusya'da oligarklar vardı. Bu oligarkların kökeni ne? Aynı kökenden geliyorlar. Biliyorsun işte kim olduklarını. Y ile başlıyor. Söylemeyeyim de sansür gelmez. Bunların hepsi oligarkların hepsi o. Ya arada istisna var. 10 oligarktan bir tanesi tamam. Rus kökenli olabilir. Geri kalanların hepsi İsrail'deki köken neyse aynı köken. Rusya'yı yöneten zengin iş adamlarını söylüyorum. Peki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldı. Ardından Büyük Rusya kuruldu. Rusya Federasyonu oluşturuldu. Yeltsin'den sonra başına Putin geldi. Putin nasıl oldu da bütün Rusya'nın sermayesini İsrail kökenli kişilere vermiş oldu. Aktarmış oldu. Yani nüfusa oranına bakacak olursak bir dengesizlik var. Rusya'da çoğunluk Rus. Evet. Rusya'da çoğunluk Slav kökenli. Ah, onun yanında bir de Türk kökenliler var. Müslümanlar var. Ama İsrail kökenliler en alt sırada. Buna rağmen ekonominin lokomotifi Rusya'da onlara ait. E şimdi Rusya küresel sisteme kafa tutuyor. E kime kafa tutuyor? E senin kafa tuttuğun İsrail, senin kafa tuttuğun Avrupa. Aynı senin oligarklarının kandaşları tarafından yönetiliyor. Ha bu bir kardeş kavgası. Bize alakalı eden bir kavga değil. Onların kardeşlik kavgasını yaşıyoruz biz. Dünyayı kendi aralarında paylaşmaya çalışırlarken hırgür çıkıyor. Benim olacak, senin olacak. Ama kimden alınmış? Senden alınmış, benden alınmış. Ahmet'ten çalınmış, Mike'dan çalınmış. Hepsinden çalınmış. Bunlar kendi aralarında kavga ediyor. Ondan çaldık ama sen fazla alacaksın, ben fazla alacağım kavgası yapıyorlar. Bu yüzden şu anda yaşadığımız kriz aslında sizin de krizinizdir, benim de krizim değil. Bunların kendi krizleri, yapay bir kriz. Ama hani eninde sonunda bizim. biz oluyoruz. Ama eninde sonunda bu kriz bir yeni sistemi getirecek. Bunların tek korkusu var. Tek yani bizim gibi insanların uyanması. Ama sonuç öyle bir sonuçla karşı karşıyayız ki şu ana kadar inşallah değişir. Pek de öyle biz bir uyanış emaresi göstermediğimiz için bizden çok korktukları da söylemez. Bakın Rusya'da ne oldu? Rusya'da enteresan bir olay oldu geçtiğimiz günlerde. Hatta 21 Mart mıydı? Ne zamandı? Tam tarihi hatırlayalım ama 22 Mart da olabilir. Çok önemli bir tarihteydi. Purim bayramı vardı. Kutsal bir gün. Hı hı. Purim bayramı işte o ırkın e, Firavun'un sultasından kurtulduğu günü temsil eden bir bayram. Ne oldu o gün? Bir konser salonu ah, Moskova'da aynen. basıldı ve yüzlerce kişi öldürüldü. Öldürdü. Katledildi o gün konser salonunda. Peki o konser salonunda bir sahibi var. Ona geçmeyelim. Onu anlatırız başka bir zaman. Konser salonunda bu oldu. Peki orada konseri verecek olan grup Piknik grubu diye bir grup. Çok enteresan bir bağ var orada. Piknik grubunun işaretlerine baktığınızda tamamen masonik sembollerden oluşuyor. Bakın Piknik grubu Rusya'daki önemli bir rak grubu. Çok önemli. Ve sembolleri masonik semboller. Bir bir sembol daha var, satanik. Zaten satanist olduklarını itiraf ediyorlar. Aa. Piknik grubu. Bunu ben iddia etmiyorum. Kendileri diyor Kendileri. ki. Evet. Satanistiz. Ama biz aynı zamanda bir takım e, eski Türklerin kullandığı ritüelleri kullanıyoruz. Şaman öğelerini kullanıyoruz. Baktığınız zaman piknik grubunun kullandığı öğelere işte şeytan sembollerini görürsünüz. Boynuzlu yine. Yani keçi şey. keçi ama şeytan bizzat şeytan da ha, bizzat var. Şey. Bizzat şeytan da var. Bunları kullanmış. Ne kadar enteresan. Piknik grubunun konserinde böyle bir şey oluyor ve piknik grubu yara almadan kurtuluyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü piknik grubu arkadan çıkartılmış. Daha konsere girmeden olay patlıyor. Şimdi, şimdi şöyle bir şey var. Bir olay gerçekleştireceksiniz terörist olarak e, ve bu olayı bir konserde gerçekleştireceksiniz. Elinizi kolunuzu sallayarak oraya gidiyorsunuz. Görüntüler açığa çıktı. Nasıl giriyorsunuz biliyor musunuz? Polis önünüzde özel güvenlik ve hatta askeri güvenlik. Çünkü köpekle dolaşan biliyorsunuz kurt köpeğiyle dolaşan bir ekip görüntüleniyor Hı. orada. Askeri teçhizat var. Özel güvenlik elinde kurt köpeği arkadan teröristler geliyor o önde rahatlıkla yol Yürüye. gösterir gibi yürüyor. O görüntüler ortaya çıktı şimdi. Hiç açıklama gelmiyor o görüntülere. Ha demek ki Rusya bir şey içerisinde anladım. bir klik bunların bu eylemi yapması için yolu açıyor. Bunlar bu eylemi yapıyor ama biraz daha bekleseler piknik grubu zaten çıkacak. Onları da halledebilirler orada. Tabii ki esas aslında öyle bir hedefleri olması, olması gerekiyor olması o zaman. Gerekti. Madem ki sizin Ma Kötü düşününce. Tabii evet. Sizin hedefiniz şuysa buysa bu. Hayır, Daha büyük piknik piknik grubu evet sansasyonsa hayat hedefiniz. Tabii. Hayır, piknik grubu gelmeden yapıyorlar işlerini. Ve tam o esnada ilginç bir şey oluyor biliyor musunuz Ekin Hanım? Bunlar o eylemi yaparken büyük bir ekran var. Büyük bir ekranda tek göz simgesi ortaya çıkıyor. Aa, evet. Hiçbir simge ortaya çıkmazken tek göz simgesi ortaya çıkıyor. Bunlar tararken orada piknik grubu yok. Tarıyorlar orayı. Ve ekran var şimdi salonda hı hı. sağda sol, bir de ana ekranda göz çıkıyor taramayı yaparlarken. Ne kadar büyük tesadüf değil mi? Çok büyük tesadüf. Ve ardından bunlar işlerini bitiriyorlar çok rahat bir şekilde tarıyorlar, ediyorlar falan filan. Sonra bir, birisi yakalanıyor. Diyor ki ben bunu kaç bin dolara yapmıştım ya işte Üç bin dolara mı yaptım diyor. Para karşılığı yapılacak şey mi üç bin dolara mı? Yani bunların hepsi uydurulmuş senaryolar. Peki benim merak ettiğim şey bu özel günde bu kadar sembolü bir arada tutara ve unutmayın bu olay olduktan sonra yasa uymayıp orada yas ilan edildi. Evet yine bu olaydaki insanlar için güya ölenlerin yakınları için bağış toplamak bahanesiyle konser veren grup da yine piknik grup. Ya yani öyle bir olaydan sonra çıkıp konser Evet birbirine... konser veriyor evet. Çok ilginç geldi. Çok ilginç. Ve bahanesi de şu işte hani bizim konserimizde oldu. Biz de Biz şimdi de, aileyle destek Evet eh, bahanesi de bu. Şimdi bu enteresan olayı neden anlattım? Çünkü Rusya'daki bu olay bize şunu gösteriyor. Az önce söyledim ya, hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Sonra Putin bu olay üzerine ne dedi? Ya bu olayın failleri Ukrayna'ya kaçtı dedi. Yani sorumlu Ukrayna Hı. dedi. Ama şunu söylemedi. Ya bu olay bir ritüel gibi planlanmış. Senin içindeki bir takım klikler de buna izin vermiyor. Ayin gibi. Evet. Satanistlerin ayini. Sen gibi. neden hiç bundan bahsetmiyorsun yani? Buna izin veren bir grup senin içinde barınıyor. Senin koluk kuvvetlerin içinde barınıyor. Sen de bunu biliyorsun. Unutmayın Rusya bir istihbarat devletidir ve Moskova'nın göbeğinde bu kadar istihbaratın güçlü olduğu Rusya'da Putin'den habersiz böyle bir eylemin olmasının İmkanlı imkan dışı yok. olduğunu düşünüyorum. Açıkçası ayrıca hadi bir imkanı varsa bile o halde şunu açıklayayım. Madem öyle çıkan görüntülerde görüyoruz ki özel güvenlik, özel harekat neyse yani orada köpekli güvenlik var. Bunlar zaten o kadar rahatlar ki teröristler gelirken ne silah kullanmışlar ne bir şey çok rahatlıkla oradan hareket etmişler. Şimdi buradan anladığım şey şu. Bunlar kendi aralarında bir mal bölüşüm ve paylaşım için kavga içerisindeler ama bunların hepsi ajanda 2030 iklim kanunları, küresel iklim değişikliği ve insan eliyle gerçekleşen ama küresel iklim değişikliği konusunda anlaşmışlar. Anlaşamadıkları noktalar şu. Ya sınır değişikliğini nereden yapacağız? Ya yani mesela Rusya LGBT konusunda katı. Avrupa yumuşak. Fark etmez. Siz zannediyorsunuz ki ya Rusya LGBT konusunda katı olduğu için Rusya küreselci değil zannediyorsunuz. Halbuki o 7 iklim, 7 eyalet, 7 federasyon diyoruz ya George Orwell'ın 1984'ünü hatırlayın. O planlı bir şey. Yani elbette ki aralarında bir nüans olacak. Fark olacak. Bu fark şu. Ya ben burada ne kadar da sana benzesem. Burada ben biraz senden ayrılacak bir şekilde bu konuda farklı düşüneceğim. Sen de bu başka bir konuda farklı düşüneceksin. Ama en temel konularda biz hep birlikte hareket edeceğiz. Hmm. Tali bazı konularda tabii ki o konular size çok önemli gelebilir. O ayrı bir mevzu. Bazı konularda farklılıklarımız olacak. Ama kölelik konusunda özellikle. Özellikle kölelik konusunda. Yani ulusları köleleştirme. Köleleştirme konusunda. konusunda bir hareket edeceğiz. Ne gibi? Sokağa çıkma yasakları, iklim yasakları, bütün bunlarla ilgili bir hareket edeceğiz. İşte bu bunların ne derece bağımsız, ne derece ortak olduklarını gösteren bir durum. Açıkçası bu. Gerçekten yani e, öyle güzel öyle detaylı anlattınız ki e, şimdi bugün konuştuklarımıza baktığımızda da bu iklim kanununu ne kadar fazla e, konuşursak ne kadar çok bilgilendirirsek o kadar değerli. Hocam şimdi... Bambaşka bir konuya geçiyorum çünkü sizi bulmuşken bunları sormazsam bana kızıyorlar. Ee, i̇zleyicilerimizden gelen sorular var, dolar ve altın soruyorlar. Ee, siz tabii ki hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermiyor hocamız bunun altını çizelim. Ee, ama e, bununla ilgili neler söylersiniz? İnsanlar bunu da çünkü çok merak ediyorlar ve sizden duymak istiyorlar. Yani doların biraz artacağını düşünüyorum. Yine 40 bandında olacaktır önümüzdeki dönemde, sene sonuna kadar. Yani altın tabii bu aralar iniyormuş gibi gözüküyor şu anda bu çekimi yaparken ama altının da 3000 onsunun yani 3000 doları bulması muhtemel. E, dolayısıyla da yani altında da bir artış olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü ekonomik kriz devam edecek dünyadaki kriz. Ama tabii bazen ters tepkiler oluyor şöyle. Herkes altının artacağını düşündüğü için bu küresel piyasaları yönetenler bir dönem altında bir düşüş meydana getirip şok etkisi meydana getirmeye hmm. çalışacaklardır. Ama yine de altının öyle ya da böyle şok etkilerine rağmen ons fiyatının daha da artacağını düşünüyorum açıkçası. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bakalım süreç gösterecek. Şu anda ben ons fiyatına bakayım. Mesela şuradan hemen yani 2500'ler civarında olması lazımdı. Hemen bakıyorum. Evet Evet, aynen öyle. 2386 Düşmüş diyor. Düşmüş. Fakat buna rağmen bu fiyatlar ileride artabilir diye 5.000 bandına gelebilir. Diyorsunuz. Evet, evet, gelebilir diye düşünüyorum açıkçası.